Arkadaşlar bu soruda öncelikle işlem önceliğine dikkat etmelisiniz. İşlem önceliğinde de çarpma ve bölme önce yapılır, sonra toplama çıkarma yapılır. Ancak işlem önceliği ile birlikte parantez içlerinde unutmamalısınız. Mesela size diyelim 2 çarpı bölü 4 diye bir işlem verildi. Önce parantez işi yapılır, sonra diğer işlemlere devam edersiniz. Onu belirtmiş olayım. İkinci söyleyeceğim şey de, bir sayının eksi birinci kuvveti demek onu ters çevir demektir. Dolayısıyla a üzeri eksi 1, 1 bölü a olur. Örnek veriyorum bakın 4 bölü 3 üzeri eksi 1, 3 bölü 4 yapar. Bu bilgileri bilmek lazım. Bir de eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı ile eksinin çarpımı da eksidir. Biz işlem yaparken eksi 6 eksi, eksi 4 dediğimiz zaman ne olur? Şuraya eksi eksiden artı olur. İşlem eksi 6 artı 4'ten eksi 2 gelir. Bu ön bilgileri söylemiş olayım. Dolayısıyla artık önce parantez içi. Parantez içini yaparken de burada çarpmanın işlem önceliği var. Yapalım. Eksi 2 çarpı parantezleri önce unutmayın. 1 bölü 3'ün tersi demektir. Yani ters çevir demek istiyor sana. Bak. 3 oldu. Dolayısıyla eksi 2 çarpı 3'ten burası geldi eksi 6. Şu an arkadaşlar bakın şuranın komple tamamını hallettik. Yalnız önünde ne var? Eksi. Böyle yapmayın. Hemen parantez için alın işlemleri yaparken. Kafanız karışmasın böylece. Eksi 4. Eksi eksi 6. Bu eksi eksi arkadaşlar artıya döner. Dolayısıyla eksi 4 artı 6'dan böylece bakın 2 olur. Haliyle eksi 20 bölü 2 parantez içinde bu vardı. Böylece eksi 20'nin de 2'ye bölümü eksi 10 C şıkkı geldi bu sorunun cevabı. Arkadaşlar önce şu bilgileri bir hatırlatayım size. Bir sayının çift kuvveti onu her türlü negatifse pozitif yapar, pozitifse zaten pozitiftir. Sıfırsa etkilemez. Bu yüzden bir negatif sayının çift kuvveti her zaman pozitif olur. Sıfırın zaten kendisi hariç bütün kuvvetleri Kendisi yani sıfırdır. Artı bir sayının çift kuvveti, tek kuvveti fark etmez. Yine bunun ister tek kuvveti olsun ister çift kuvveti olsun cevap aynı artılı bir şey olacaktır. Şimdi burada bu yüzden soruda e, neye dikkat etmeniz lazım? Çift kuvvete dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Hangisi hariç? 0 üzeri 0 hariç. Bu 0 üzeri 0 arkadaşlar 1 değildir. Bazen karıştırılıyor. 0 üzeri 0 tanımsızdır. Bunu böyle buraya not olarak yazayım. Şimdi sorumuzu çözelim. İşlem önceliğini sakın atlamayın. Önce bölme çarpma yapılır. Sonra arkadaşlar buradaki eksi yapılır. O yüzden eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. Hata yapmamak için bence parantezi alın. Eksi 2'nin karesi 4. Arada ne var? Bakın bölü. Eksi 8'in 4'e bölümü nedir? Eksi 2. Parantez için alalım ki hata yapmayalım dursun. Sonra eksi 5'in karesi 25. Ve arkadaşlar 3 üzeri 0 1. Böylece bakın eksi 2 eksi 25 oldu. İki tane negatif sayının toplamı yani cevabımız eksi 27 geldi. A şıkkı. Arkadaşlar mutlak değerde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir sayının mutlak değeri eğer sayı sıfırsa sıfırdır. Negatif de olsa, pozitif de olsa onu her zaman dışarı pozitif çıkartır. O yüzden eksi dördün mesela mutlak değeri dörttür. Dördün zaten mutlak değeri dört olur. Haliyle dışarısı her zaman pozitif olacak. Eğer sayı sıfır değilse. Bundan dolayı mutlak eksi 2'yi hemen bakın gösterelim. Mutlak eksi 2 2 olmalı. Bunu böyle yazıyorum. Sonra arkadaşlar mutlak eksi 3 3 olmalı. 3 eksi 2 1. En dışta da bakın bir mutlak var. Zaten mutlak 1 nedir? 1'dir. Haliyle o tarafı hallettik sağı. Mutlak 4 Pozitif ise zaten bir şeyin mutlağı kendisidir, pozitiftir. Sonra arkadaşlar mutlak eksi 3'e gelelim. Mutlak eksi 3'te bakın ne oldu? 3. Arada artı var. Sonra burada arada eksi var. Böylece 7 eksi 1'den cevabımız 6 olmuş olacak. Bir işlem tanımlanmış arkadaşlar soruda farklı sembollerle. Bakın şu mavi ile gösterilen sembol sayıyı 3 ile çarpıp 4 ekliyormuş. Sonuç çift ise 2'ye böler. Sonuç çift ise değilse 1'e ekleyip 2'ye böler diyor. Şu kırmızıyla pembeyle gösterilen sembolde sayı sırasıyla 3 ile çarpar 2 çıkarır 5 ekler demiş. Sonra burada kareye benzeyen şeyde de sayıyı 3 ile çarpıp 6 ekleyip 3 ile böler. Bundan sonra yapmamız gerekenler verdiği talimatlara sadece uymak arkadaşlar. 20 sayısına önce bu sembol uygulanıyormuş. Ne yapıyordu o? 20 sayısını 3 ile çarpıyorduk sonra da 4 ekliyorduk. 20 çarpı 3 60, 4 daha 64 oldu. Diyordu ki sonu çiftse 2'ye böler. Sonucumuz çift. O zaman 64'ü 2'ye böleceğiz. Böylece 32 bulacağız. İlk buradan sonucumuz 32 geldi. Çıkan sonuca, bakın burada çıkan sonuca diyor. Çıkan sonuca e, bu işlem uygulandığında A sayısı 30 sayısına işlem uygulandığında B sayısı elde ediliyormuş. Tamam. Şimdi bakın e, 32 sayısına sırasıyla 3 çarpacağım. Sonra 2 çıkaracağım. 5 ekleyeceğim. Gördünüz mü? Böylece 96, 2 çıkar 94, 5 ekle 99 oldu arkadaşlar. Bundan sonra bu A sayısı kenarda böyle dursun. 30 sayısına da hangi işlemi uyguluyormuşuz? 3 ile çarpıyormuşuz. 6 ekliyormuşuz. 3 ile böler sakın böyle değil. Komple arkadaşlar işlemi böyle 3'e böleceğiz. Dolayısıyla 96 bölü 3'ten 32 oldu. Bu da arkadaşlar B sayısı. Haliyle A eksi B bakın 99 eksi 32 eşittir 67 oldu. Yani cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken şey aslında işlem kabiliyeti. Bunun için de soru çözmeniz gerekiyor gerçekten bu sorularda böyle yaparız arkadaşlarlık bir soru değil bu O yüzden Size tavsiyem mümkün olduğunca elinizden geldiğince arkadaşlar kitap okumaya çalışın e, Boş vakitlerinizde bu gerçekten klişe ama önemli bir şey kabul etmek gerekiyor ki Yani netlerimiz yükselsin diye kitap okunmaz ancak bunların gerçekten Böyle uzun görünümlü sorularda etkisi oluyor çünkü göz e, alışkanlığınızda bakma alışkanlığınızda hızlanıyor sizin için iyi bir şey bu Diğer taraftan da sayılarla ne kadar haşır neşir olursanız bunları o kadar hızlı yapabileceksiniz Bir de soruların çok dibine girmeyin özellikle böyle görselliği yüksek sorularda Soruları uzaktan bakarsanız daha iyi olur Soruyu O yüzden arkadaşlar düzgünce hemen size çözeyim gerçekten hızlı çözmem gerekiyor Artı eksi çarpıyı yer değiştirmemiz lazım ne yaparsak artı eksi çarpıyı yer değiştirdiğimizde sonuç aynı çıkar. Çünkü bizden bakın o isteniyor. Aynı sayıya eşit olur diyor. Hangi işlemleri yaparsak sarı, yeşil, mavi küpleri değiştirdiğimizde eksi 2'den 2'yi çıkartırsanız eksi 4 olur. O zaman burası eksi olmalıymış. 2 ile eksi 2'yi çarparsanız yine eksi 4 olur. Sonra arkadaşlar şöyle yazayım bakın. Eksi 2'de Eksi 2'ye eklenirse yani toplanırsa bakın gördüğünüz gibi cevap yine eksi 4 olur. Demek ki ilk baş arkadaşlar maviyi yazmalıymışız. Sonra çarptığımız için yeşil. En sonda da arkadaşlar e, eklediğimiz için eklediğimizde sarıydı. Mavi yeşil sarı sıralaması oldu. D şıkkı geldi cevap. Aşağıdaki şekilde aynı doğru üzerinde bulunan iki beyaz hücredeki sayıyı aralarındaki işlem uygulanarak elde edilen sonuç aynı doğru üzerindeki kırmızı hücreye yazılıyor. Aynı doğru üzerindekinin bir altını çizelim. Buna göre m doğal sayısı kaçtır diyor. Şimdi bilinenlerden hareket etmemiz lazım ama doğru düzgün hiçbir şey bilinmiyor gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman arkadaşlar soruya 6m sonucunda doğrusal bir şekilde 6m'yi elde etmemiz için m ile neyi çarpmamız lazım? m ile neyi çarparsanız 6m elde edersiniz? Tabii ki 6'yı. O yüzden bakın soruya buradan başlıyorum. Yoksa özel olarak şuradan başlayın, buradan başlayın demiyor soru. Bizim fark etmemiz lazım. Sonra hemen şuna kontrol edelim bakın. Böyle burada 6 var, 9 var. Sonucun 9 çıkması için 6 ile neyi toplamam lazım? Tabii ki 3'ü. O yüzden oraya da 3 yazdım. Şimdi artık bakın 3 ile neyi çarpmamız lazım 12 elde etmek için? 4. Böylece 4 geldi. Artık en sonunda da gördüğünüz gibi M ile neyi toplarsak burada 12 elde ederiz? 8. Demek ki M arkadaşlar 8'miş. E şıkkı oldu. Soruyu hem izliyorsanız yanlış yaptığınızı varsayarak ya da kafanıza yatmadığını varsayarak direkt şuradan gireceğim arkadaşlar. Uzatmayacağım muhabbeti sıkmayayım hem. Bu soruda çünkü deneyerek yapınca uzuyor. Bence bu soruda buraya odaklanmalıydınız. Niye biliyor musunuz? Şimdi A artı 7B ve 3A artı B soruyu hızlı yapmak önemli biliyorsunuz TYT'de. A artı 7B neyse 3A artı B de aynı şeydir. Çünkü arkadaşlar bir tam sayıyı 7 ile çarptığınızda tekse tektir çiftse çifttir katkısı yoktur. Yine 3A A'yı 3 ile değil 1001 ile de çarpsanız yine o tekse tektir çiftse çifttir. O yüzden arkadaşlar onları sildiğiniz zaman A artı B çiftse bu da çift olur. A artı B tekse bu da tek olur. Yani buradan çıkaracağımız sonuç iki tane tek olduğu için soruda A artı 7B ve 3A artı B tekmiş. Demek ki arkadaşlar 2A artı 5, 5B çiftmiş. Burada 2A kesinlikle çift sayıdır. 5B'ye de mecburen ne kalıyor? Çift. 5B çiftse B de çift arkadaşlar. Şimdi gelelim olaya. Artık B çift olduğuna göre toplamın ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor değil mi? Onu en başta söylemiştim. Toplamın tek olması için böylece A neymiş aslında? Tek. Yine burada da aynı şeyi kontrol et bak. Toplamın tek olması için B çift olduğundan A'da ne oldu? Otomatik olarak tek oldu. Buradan yola çıkarak evet A artı B Birisi tek birisi çift olduğu için kesinlikle tektir. A'ya çift dediğimiz zaman arkadaşlar e, burada iki şey A neydi? Tekti pardon. 2 ile çarptığımızda çift. B zaten çift. O zaman gördüğünüz gibi toplamları çift oldu. B'nin arkadaşlar çift olduğunu bildiğimiz için çift çarpı çiften yine çift olacak. Bunlar e, gördüğünüz gibi çift oldu. A artı B tek oldu. Soru bizden çifti istiyormuş. 2-3 E şıkkı. Arkadaşlar, matematikte bazı özellikleri daha konusu gelmeden bilmek lazım. Çarpanlar ayırma çok önemli bir konudur, ama siz çarpanları ayırmayı temel kavramlarda da göreceksiniz. O yüzden temel özellikleri bilmek lazım. Tam kare dediğimiz bir şey var. X artı y'nin karesi. Bu şudur: birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Eğer arada eksi varsa, şunu yaparız: birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı önüne eksi yazarız. Sonra ikincinin karesi. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakın burada x artı y'nin karesi artık ne gelmiş oldu? Sağda da yazdığımdan dolayı x kare artı 2xy artı y kare artı x eksi y'nin karesi x kare eksi 2xy artı y kare olduğu için 2xy'ler birbirini götürdü. 2y kare artı 2 tane x kare oldu arkadaşlar cevabımız. C şıkkı oldu. x eşittir 212 olmak üzere x kare eksi 3 x artı 2 bölü x eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Çarpanlara ayırma konusu arkadaşlar çok önemli olduğu için önden çalışmanızı temel özellikleri bilmenizi tavsiye ederim. Burada 212'yi yerine yazdığınız zaman X gördüğünüz yere evet soru yine çıkacaktır ama diyeceksiniz o zaman nasıl bu kadar gıcık işlemleri yapacağız? İşte bu sert işlemleri yapmamak için şu mantıklı Çarpımları 2 toplamları eksi 3 olan diye ayırıyorduk hatırladınız mı bunu? Dolayısıyla Çarpımları 2 Toplamları eksi 3 olan hangi iki sayı vardır? Eksi 2 ve eksi 1 Bu yüzden bu ifade çarpanlarına x eksi 2 ve x eksi 1 diye ayrılır Aşağıda zaten arkadaşlar x eksi 1 var Böylece bakın bunlar sadeleşecek. Şimdi gönül rahatlığıyla x gördüğüm yere 212 yazabilirim. Çıkarttığım zaman cevap 210 oldu. B şıkkı. Arkadaşlar bu tarz soruların biraz amacı şu aslında. Size böyle tabii ki deli gibi işlem yaptırmak değil. Birazcık çarpanlara ayırmaya önem vermeniz. Burada da şimdi 78'in karesini al, 44 ile 78'i çarp, sonra 22'nin karesine al değil. Mümkün olduğunca biz sorularda çarpanlara ayırma var mı? Tam kare var mı? Yani a artı b'nin karesi ya da a eksi b'nin karesi var mı diye bakarız. Bu soruda da bakın tam kareyi araştırmanın yolu şöyledir. E, i̇lla tam kare değil, çarpanlarını ayırmaya çalışın. Oradan çok aşırı derecede bir çarpanlara ayırma fark etmeyebilirsiniz tam kare araştırırken de şuna bakarız. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. O yüzden bu çarpım kısmı çok önemli sizin için. Bakın 44 ile 78 normalde burada görünenlerin çarpımı gibi değil. Ama kural çarpımlarının iki katı muhabbetinden dolayı 2 çarpı 22 çarpı 78 bakın 22 zaten var. 78 de var. 22'nin karesi burada var. 78'in karesi burada var. İşte aslında soru 78 artı 22'nin parantez karesini anlatıyormuş size. Böylece arkadaşlar 100'ün karesi oldu. 100'ün karesi olduğu için de bakalım burada şimdi şıklarda hangisi var? 10 üzeri 4 olarak var bakın. Normalde 100'ün karesi nedir? Aynı zamanda 10'un karesinin karesi. Üstün üstü çarpılır. Basit üstü sayı bilgisi. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar bu soruda aslında şöyle göz bile baksanız gayet bu sembollerin hangi işlemleri olduğu belli oluyor. Bize bu sembollerin ne olduğunu söylememiş toplama çıkarma çarpma bölme işlemlerinden birini sembolize ediyormuş bunlar. Eğer göremiyorsanız yani ben bu soruyu yapamadım diyorsanız biraz basitten alıp arkadaşlar işlem becerinizi arttırmaya ihtiyacınız var demektir. Bunda da e, aslında bir sıkıntı yok çünkü gerçekten bütün matematiği biz yaparken işlem kullanıyoruz. Temel sayılarla aranız çok iyi olursa böylece daha zor sorularda en azından bir de işlem sıkıntısıyla uğraşmazsınız. Burada bakın 4, 1, 3 nasıl sıfıra elde ederim? Burada bakın 1 ile 3'ü toplarım. 1 artı 3, 4'tür. 4'ten de 4'ü çıkarırsak cevap gerçekten sıfır olur. Demek ki kare burada eksiymiş. Kalp de arkadaşlar artıymış. Sonra 5, 12, 3'ü nasıl 20 elde ederim? 12'yi 3'e bölerseniz 4 olur. 5'i de 4 ile çarparsanız 20 olur. Demek ki arkadaşlar üçgen de bölüymüş. Şöyle bir düzelteyim şurayı. Üçgen bölüymüş. Yuvarlak da çarpıymış. O zaman böyle yapalım. Bu da böyle oldu. Artık yazıyorum bakın. 2 artı 3. Sonra e, arada çarpı işlemi var. Sonra 4. Bölü var. Parantez içinde 7 eksi 5 var. Ne demiştim? her zaman arkadaşlar parantez içlerine önce yapın. 7 eksi 5 2. 2 artı 3 5. 5 kere 4 20. Bunu da gideceğiz 2'ye böleceğiz. Böylece cevabımız 10 olmuş olacak. Çarpmayı önce yapsanız bölmeyi sonra yapsanız problem değil. Bölmeyi önce yapsanız çarpmayı sonra yapsanız yine problem değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız her türlü 10 geliyor. Yani B şıkkı olmuş oluyor. Bilgisayar ekranındaki bir noktada farenin sağ tuşuna basan bir kişinin ekranın görüntüsü yukarıda verilmiştir. Ekranda oluşan yeni pencere bazı dosyaların görülmesine engel olmuştur. Bilgisayar ekranında bulunan dosyaların görülmeyen dosyalara oranı 5'tir. Bilgisayar ekranında bulunan dosyaların arkadaşlar. Burada kaç tane dosya var şu an nasıl yapacağız bakalım. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane var. 16 tane var zaten arkadaşlar görünen. Görünmeyen kaç tane var? X. Ne demiş? Bilgisayar ekranında bulunan. Bilgisayar ekranı ne demek? Tümü. Tümünün diyor sana görülmeyene oranı 5'tir. O yüzden denklemi böyle kurmalısınız. Haliyle 16 artı x eşittir 5x. 16 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Böylece arkadaşlar x eşittir 4 olmuş oldu. Cevabımız B şıkkı. Burada yeşille fosforladığım yer bizim için önemli bakın. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir oyunda okun yanında belirtilen işlem uygulanıp elde edilen sonuç okla gösterilen çember içerisine yazılıyor. Buna göre x kaçtır demiş. Demek ki arkadaşlar x eksi 3'ü 3 ile çarpmışız bu çember içine yazmışız. Haliyle hemen sonucu elde edelim. x eksi 3 ile 3'ü çarparsak ne elde ederiz? Dağıt 3x, dağıt eksi 9, 3x eksi 9'u elde ederiz. Tamam mı? Sonra bunu da x artı 3 ile toplamışız. Burayı bulmuşuz. Hemen yapalım. 3x eksi 9 buradaki arkadaşlar işlemimizin sonucuydu. Ona x artı 3 ekleyeceğiz bakın. Ne geliyor? 4x eksi 6. Artık Burasını 4x eksi 6 bulduk. Bunu da gidip x'e bölüyormuşuz ve böylece cevap 6 çıkıyormuş. 4x eksi 6 eşittir 6x. Haliyle arkadaşlar eksi 6 eşittir 2x sol tarafa atarsak 4x'i. Eksi 3 her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Eksi 3 elde etmiş oluyorum. Bu şekilde bakın A şıkkı olmuş oldu cevap.